Oğlum bak. Delikanlı adam bir manitayla yaşadıklarını kimseye anlatmaz. Kendi içinde kalır. Gerekirse kendisiyle beraber mezara götürür. Ya abicim benim senin mahremiyetine bir lafım yok. Ne oldu onu merak ettim. Bir çıtırdan anlasan olmuyor mu yani? Neyi merak ettin lan? Neyi merak ettin ya? Nasıl çam devirdiğimi mi? Baltayı nasıl taşa vurduğumu mu? Bir de yetmezmiş gibi çıkarken kızın elini öptüm. Başına koymadın inşallah abi. Hani sizin için hayırlısı neyse olsun abi. Atıf'la Narin değil mi lan bu? Bir süredir kayıp olan ve emniyet tarafından aranmakta olan Atıf Birsel, kalp krizi geçiren annesini ziyaret etmek üzere tedavi gördü, hastaneye geldi. Mila Birsel'in şoförün kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilmesi sırasında rahatsızlandığı ve şoförün durumunun da ağır olduğu öğrenildi. Silahlar Birsel'in olay sırasında araçta olup olmadığı konusunda bilgi alınamadı. Atıf Birsel kız arkadaşı ve avukatı Narin Yılmaz'la birlikte hastaneye... Ya tamam yeter, hepsini okuma ya, Allah Allah. Alo birader. Gazete yok olun mu? Atıf ortalığa çıkmış. Narin'le beraber iş yapıyorlarmış. Evet, silahtar Birsel kaçırılmış. Karısı da yanındaymış. Korkudan kalp krizi geçirmiş kadın. Üstelik bunu bizim birlikte tezgahladığımızı düşünüyorlar. Allah Allah oğlum, bunlar yağmur yağsa bizden bilecekler ha. Biz niye öyle... Evde misin sen? Evdeyim, gel. Tamam, yarım saate geliyorum, konuşuruz. Ben gidiyorum. Ben de geleyim istiyorsan abi. Nereye geleceksin ya? Nereye geleceksin? Kal sen. Atıf bu. Ay neyse ki iyiymiş. Ay çocuğun başına neler gelmiş ya. Atıfcığım. Ay ben şimdi okudum, iyi misin? Deniz'cim iyiyim desem yalan olur. Neredesiniz canım, ben hemen geliyorum. Hangi hastane? Yok yok yok, gelme, Narin zaten burada. Yani ben malum durumlarla uğraşıyorum, giriyorum çıkıyorum falan. Ya ulaşamadık sana, bir şey oldu zannettik. O kadar korktum ki. Şey, ben bir şey olursa seni haberdar ederim, tamam mı? Hiç merak etme. Tamam tamam, kesin haberim. Hadi görüşürüz. Tamam. Deniz. Geliyor muymuş? Yok yok, gelme dedim. Abi hadi sen de. Dön git eve, biraz yatıyor. Yok ya, ben iyiyim böyle. Can git gerçekten. İdare ederiz biz. Hem birimiz dinlenmiş olur, dönüşümlü kalırız, hadi. İyi tamam. Ama bir şey olursa beni haberdar edin, tamam mı? Aynen aynen. Adamlardan hala haber yok. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar babamı kaçırdılar. Annemin de kalbi tuttu. Kadıncağız fenalaşınca babamı ısrar etti, ambulans getirtirdi. Bunlar nasıl vahşet lan bu? Ama bak göreceksin, o Erol'u da, Fırat da, Selmet'i de. Atıf, hadi canım gel. Senin biraz uyuman lazım. Hadi canım benim, dinlen gel. Gel sana bir oda bulalım. Hadi. Hadi ne olur. Selamünaleyküm. Buyur. Evinde Şampiyonlar Ligi giymiş Fırat. Kaç para kira veriyorsun buna? Beğendin mi? Yoksa bana komşu olmaya mı karar verdin? Benim eşyalar sığmaz birader buraya. Hiç otur. İşinden alıkoymadım inşallah. İşmiş yok. Atıf veledi babasını bankanın üzerine saldı. Akılları bulandırıyor. Bir süre izin aldım ben de. Ben o Atıf'ın kafasını koparacağım ama. Neyse. Anlasana bana şu mevzuları. Bu kaçırılma maçırılma olayları nedir? Bize patlamasın yine. Benim anlamadığım mevzu... Bu Atıf gerizekalısı bize niye tutuldu ki? Biz onun babasını niye kaçıralım arkadaş? İşte kara para aklama çetenize beni de dahil ettiler sonunda. Topluca bizi dava edecekler Narin'le birlikte. Biz de engel olmak için hesapta babasını kaçırdık. Bu Atıf Narin'e veriyordun, veriyordun, kızı gaza getiriyor. Sonra kızı Erol Durat'ın karşısına çıkartıp düşman ediyor. Zaten zor tutuyorum Erol'u bu aralar. Silahları o kaçırmıştır belli. Ama bizlik bir durum yok yani. Daha önce çağırdılar. Verdik ifademizi, çektik gittik. Bu sefer olay farklı Sermet. Adamların elinde tuğla gibi belgeler var. Dün daha evinde burnuma kadar soktular.
Adam resmen al bunları babam serbest bırak dedi bana. Düşün artık işte. Kim bilir senin hakkında nasıl belgeler var ellerinde. Vallahi gidip kendimiz görürüz belgeleri. Yalnız Narin nasıl inanıyor Atıfa'ya? Narin nasıl mı inanıyor? Nasıl inanıyor biliyor musun? Yıllar önce senin tehditlerinden dolayı onu terk ettiğimi öğrenince Atıf'la birlik oldu. Ne diyorsun lan sen? Ben yanlış mı duyuyorum? Biz seninle bir anlaşma yapmadık mı Fırat? Ne olmuş? Ne olmuş Sermet? Anlaşma bitti. Şimdi rahmetli babamı polise ihbar edeceksin. Ne demek lan anlaşma bitti? Ha? Kız geçmişi bilmiyor. Niye karıştırıyorsun lan ortalığı? Niye karıştırıyorsun lan ortalığı? Benim bütün umutlarımı bitirdiğinin farkında değil misin lan? Lan senin ne umudun var oğlum? O kızla ilgili senin ne umudun olabilir? Gerizekalı! Ne diyorsun lan? Al! İyi misin oğlum? Biraz. Kaç. İyi misin lan? Durun! Bismillahirrahmanirrahim. Alo? Ali, hemen buraya bir doktor gönder. Nereye abi? Fırat'ın evine gerizekalı doktor gönder! Atıf'ın evinde bir şey yedin mi? Atıf'ın evinde bir şey yedin mi? Ali çabuk ol, Ali çabuk ol! Tamam abi. Görüşürüz, benim gitmem lazım. Oğlum sık kendini. Sık kendini Fırat. Fırat sık kendini. Su. Su. Yanlış doktoru getirmişsin oğlum. Abi acil dedin, doktor dedin. Hani Birbiz abi geldi benim de aklıma. Bir bakalım, gerekirse hastaneye götürürüz. Neyse, bu daha iyi olmuş. İçer de gel. Hayırdır abi, yemek olayına mı girdin? Yok be oğlum, çocuk acaba yanlış bir şey yedi de midesi bozuldu mu diye bakıyorum. Kaz ciğeri. Var ya senin bilader ağzın tadını biliyor abi. Sen nereden biliyorsun böyle kaz ciğeri, maz ciğeri? Abi Narin yengelerle Deniz yengeler yemek dersi almıştı. Onlarla beraber girdim ben de. Bir tane yenge var Ali. Zevzeklik yapma. Şu ilaçları bir alsındı. Ağırlaşırsa hastaneye götürmek lazım ama daha derin tetkikler için. Tamam. Sen beni aşağıda bekle, ben seninle bir şey konuşacağım. İyi misin birader? İyiyim, daha iyiyim. İyi. Yarına kadar toparla da yarın seninle şu eve bir ziyarete gidelim. Orası çok sık koruma altında tutuluyor. Dışarıda 1000 tane adam var. Orası kolay. Sen o işi bana bırak. Ayrıca öbür konuyu da sıkıntı etme. 50 tane şahit bulurum. Sen yurt dışındayken rahmetli senin imzalarını taklit etti. Zaten yalan da değil. Yanına bir adam vereyim mi, ister misin? Her şey için sağ ol. Sen de sağ ol. Bugün sana, yarın bana. Çünkü biz zoraki biraderiz. Ayrıca da Narin her şeyi yumurtladığın için seni bir güzel pataklayacağım, haberin olsun. Çekinme, gel. Dayağımı yersin arada. Bir şey ihtiyacın olursa ara. Hadi Allah'a emanet. Sinan, akşama bana gel de bir yemek yiyelim seninle. Bir şey konuşacağız. Hadi eyvallah.
Ama böyle olmaz ki Samet Bey, ayaküstü. Allah Allah ya, sorun benimle ilgili değil ya. Bizim bir kardeşimizle ilgili. Şimdi bu çocuk bir kızı seviyor, böyle bin yıldır falan seviyor kızı. Şimdi bunun hayatına bir de yeni bir kız girmiş. Boş bir kız, düzgün bir kız. Kız buna karşı boş değil, bu kıza karşı boş değil. E bir taraftan da böyle bin yıldır devam eden bir muhabbet var. Yani özümsenmiş bir tarih süreci var. Yani çocuk geldi bana soruyor, ne yapayım abi, ne edeyim diye. Her gece sabaha kadar başımı şişiriyor tabii, içiyor rakıyı, içiyor rakıyı. Rakıyla da kalmıyor falan filan derken benim kafam balon yapıyor, yani yardım et bana. Zor bir durum. Ama gerçek hayat her zaman ağır basmalı vereceğimiz kararlarda. Bu yeni hanımla bir araya gelme ihtimali varsa, düşteki hanımı Özer'i geçireceği zamandan çok daha mutlu olacağı kesin. Ben yeni hanım derim. Yani bence de yeni hanım değil mi? Hayat devam edip gidiyor, bekle bekle nereye kadar? Evet. İnsanın içi kurur. İyi, tamam o zaman. Ben tutmayayım seni. Tamam, görüşürüz. Tabii ya. Yeni kadın anasını satayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.